Efendim selamlar. Serdar Sarı'da YouTube kanalına hoş geldiniz. Gündemimizi biliyoruz. Beştaş, daha doğrusu Karagümrük Beştaş maçı zor bir maç. Bugün günlerden pazartesi, maç yarın oynanacak. Tabii herkes döndü, kimse Covid değil. Tabii son testlerde çıkar mı çıkmaz mı bilmiyoruz ama bir kez daha Beştaş'a geçmiş olsun diyelim arkadaşlar. Şimdi, birincisi hakem yönetimlerinden bahsediyorum. Arkadaşlar Türk futbolu içerisindeki lobileri, belli farklı yapıların birbirleriyle olan çatışmasına şahit oluyoruz doğrudan. Hakem dünyasında ne var? Yeni gelen MHK başkanıyla bazı hakemlerin, MHK yönetimiyle bazı hakemlerin arasının çok iyi olmadığını net biliyoruz. Hani böyle bazen işçiler eylem yapar ya, iş yavaşlatma eylemi falan, en son finalde işte grevdir, mrevdir gibi şeyler yaparak dikkati çeker ya. Şu an bazı hakemler eylem yapıyor arkadaşlar. Ve eylem yapılan alanlar şampiyonluk yarışından uzaklaşmış Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Niye? Çünkü zaten şampiyonluk yarışında değiller. Bu hatalar çok böyle bir sıkıntı yaratmaz ama konuşulur. Çünkü televizyonlarda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi takımlar, işte Trabzonspor'u da dahil edebiliriz. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş şu an için o. Hem çok da iyi futbol oynanmıyor, Beşiktaş biraz toparladı. Hem de hakem hataları konuşuluyor. Çünkü içerisinde öyle karışık ki bu kulüplerde. Beşiktaş'ta Önder Karaveli çıktığı için bir kenara ayırıyorum. Ama sonuçta yapılan hatalar konuşuluyor. Yani büyük takımlar oldukları için basında yer alıyorlar. Bu arada Trabzonspor sezon başına beri iyi futbol oynuyor arkadaşlar. Belirtelim. Hakikaten iyi futbol oynuyorlar. Devre arasındaki transferlerle artık kadroyu çok daha güçlendirdiler. Çok zor. Yani çok zor. Çok doğru bir planlama yaptılar. Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de sürekli hakem hataları olmaları nedeni, yani taraftarlara bakıyorum, her üç kulübün, ya biz şampiyonluk yarışından uzaklaştık ama niye halen yapıyorsunuz? Bunun sebebi mevcut MHK Başkanı'nın ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun eleştirilmesi. Çünkü anladığım kadarıyla futbolu yönetenler bazı hakemlerle önümüzdeki sezon yollarını ayırmak istiyor. Ve Beşiktaş da bu işin öncülerinden biri. Artık Türk hakemliğinde yeni bir nesil gelsin. İşte bu babadan oğula hikayesi var ya, bunlar değişsin. Artık bu yıpranan hakemlerle yola devam edilmez. En azından yeni bir nesil geldiğinde kimse, evet bir değişim oldu. Bir değişim olduğu için kimse fazla sesini çıkarmaz. Daha adil bir yönetim olur. VAR'da enteresan işler dönüyor. Bunun üzerine duruyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla bu düzenin, sonuçta burada para kazanılıyor. Bu düzenin değişmemesini isteyenler de var. Ama sadece hakemler olarak bakmayın. Medyada da var, kulüplerde de var, her yerde var. Ve aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu'nda yıpratılıyor. Ben Nihat Özdemir'le herhangi bir bağım yok ama Nihat Özdemir sonrası bir değişim olacaksa, siz anladınız onu, o koltuğa aman o oturmasın, aman ben oturayım savaşı da şimdiden başladı. Dolayısıyla burada da herkes kendi lobilerini kullanıyor ve olan siz taraftarları oluyor. O nedenle Beşiktaş yönetimi doğru hamle yapıyor. Adımlarını gizli atıyorlar. Kulislerini gizli yapıyorlar. Lobi faaliyetlerini gizli sürdürüyorlar. Çünkü açık bir şekilde kendinizi belli ederseniz başarıya ulaşamıyorsunuz. Daha önce çok böyle açık şekilde konuşuldu. Masaya yumruklar vuruldu. Ali Koç megafonla konuştu. Bir sürü şeyler oldu. Değişmiyor. Diplomasi çok daha önemli bir silahtır. Bunu da belirtelim. Yani bu dünyada neler olup bittiğine de bu gözle bakın. Yani başkalarının iç hesaplaşmaları, iç hesaplaşmalarına kulüpleri alet etmesinler. Kulüpler üzerinden mesaj verilmez. Hele şu son Galatasaray maçında korkunç. Yani Hatay iyi top oynadı ama diyeceksin ki ya burada hadi olmadı, VAR'a çağırmadı, o olmadı. Bu kadar üst üste ben ilk kez görüyorum bu sezon. Bakın bu kadar üst üste. Burada amaç başka. Yani hiç Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe gözlüğüyle bakmayın. Amaç çok başka arkadaşlar.
gerekli kişiler amacın ne olduğunu biliyor. Umarım düzelir. Şimdi gelelim bir diğer konuya. Beşiktaş'ta ne olacak? Bu kontrat biten bir sürü oyuncular var. Adem Laiç bütün parasını kurtarmaya çalışıyor. Beşiktaş diyor ki kardeşim gidiyorsan ben para vermem. Doğru. Adem Laiç diyor ki o zaman ben oynayayım. Kardeş hocaya sorat. Hoca ister mi bilmiyoruz. Böyle bir sürünceme de. Yani Adem kalabilir de gidebilir de. %50-50. Beşiktaş'ta transfer döneminde bir kriter var mı? Hani bir yaş sınırı var mı? Bence yaştan önce şu var. Zaten Beşiktaş'ın yeteri kadar gençleri var. Başka takımlardan aldığı gençler de var. Öncelikle bu gençleri oynatmak. Sonra ya mesela bir adam geldi 30 yaşında ama bonservisi elinde. Ve bu adam iyi. Bu adamın takıma katkı sağlayacağını inanıyor yönetim ve teknik heyet. Ya bunu biz kaçırmayalım. Adam gelmek istiyormuş falan. Onu alırlar. Ama bonservis vermezler. Asla ve asla böyle geri dönüşü olmayan. Yani adamı aldın 28'e 3 seneye kontra yaptın 30 yaşında 31 yaşında satma şansın az. Ona bonservis vermezler. Onlar ya kiralık gelecekler ya da bonservisi elinde gelecekler. Ama uygunsa nokta transferlerse alırlar. Bir yaş sınırı yok. Yani burası asker şubesi falan değil. Burası bir futbol kulübü. Fakat gençlere hani o anlamda söylüyorum. İşte gençlere önem verecekler transferde. Şöyle. Galiba 27-28 yaş üstüne bonservis verilmeyecek. Hani 27 üzerine hiç vermeyi düşünmüyorlar. Yani 28'de de hani böyle 500 bin euro, 700 bin euro falan bonus bunun o ayrı. 27 altına bonservis vermeyi düşünüyorlar. Çünkü 20 ile 27 yaş altı arası bir oyuncu aldığında onun sana geri dönüşü var. Diyelim 23 yaşında çocuk 4 milyon euro verdin veya 3 milyon euro verdin. Adam da yıllık 700 bin euro, 800 bin euro. Oynadı, vay arkadaş bu ne top oynuyor falan dedirtti kendine. 3'ü oldu mu 6-7 kağıt, onu satarsın. En kötü, vasat orta seviye bir iki sene sonra aynı paraya satarsın. En azından paranı kaybetmezsin. Sana geri dönüşü var. Çünkü adam 23, 24, 25, 26 bilemedim. Geri dönüşü var. Yani adamın önünde 10 ila 15 senelik bir zaman dilimi var futbol oynayacağı. Demek istediğimiz nokta bu. Yaş sınırı burada var. Yaş sınırı bonserviste var. Yani bonservisli futbolcunun üst yaş sınırı 27-28 gibi. 28 de belki yani o da böyle 400 bin euro, 1 milyon euro arası bir şey olursa. Yıllık ücretler en yüksek. Bu saatten sonra artık en yüksek 1,5 milyon euro. Bakın en yüksek. Vidal'ın sözleşmesi bitti. Yani yüksek kontratlı sözleşmeler bitti. Oğuzhan dahil. Hepsi bitti. Bir Gezal kaldı. Bir de Larin'le anlaşmaya çalışıyorlar. Larin'e de 1,5 milyon euro verip işte geri kalanı bonus performansa dayalı. Gezal'da anlaşma yapıldı. Çünkü Gezal'da çok farklı bir durum vardı. İşte aslında onun da hani 3 milyona yaklaşan 2,5 ila 3 milyona yaklaşan bir rakam. O bir kere oldu. Onun da bir senesi gitti. Kaldı 2 senesi galiba. Gezal dışındaki kontratlar 1,5 olacak. Belki Gezal dışında hani bir santrofor ona böyle fazla verirler diye düşünüyorum belki. O da bakalım önümüzdeki sezon ne olacak. Yani genelde bir iki istisna hariç hani takımın bel kemiği diyebileceğimiz oyuncular hariç o ki onlar da fazla değil. Diğerlerine verecek paraları söylüyorum size 300 bin euro, 400 bin euro, 500 bin, 700 bin, 800 bin, 900 bin, 1 milyon, 1 milyon 100, 1,5 milyon euro. 1,5 milyon euronun üzerine çıkılmaz.
O da 1,5 milyon euro da çok fazla olmaz. Çünkü o bütçeyi düşürecekler. Ve amaç şu, hem maliyeti uygun, hem nokta, hem de takıma katkı sağlayabilecek nokta transferler diyebileceğimiz transferler. Durum budur. 27 yaş üstüne bonservis yok galiba. Öyle planlanıyor. Planlama bu. Ve bunlara uygun bir teknik heyet yapısı. Daha onda gelmediler. Çünkü Önder Hoca şu an devam ediyor. Sezon sonuna kadar olan performans iyiyse, vay arkadaş dedirtiyorsa, iyi ki Önder Hoca ile devam ettik diyorsa yönetim, bir dahaki senenin planlaması da çok farklı olabilir. Önder Hoca için birinci adam diyebileceğimiz konumda Önder Hoca önümüzdeki sezonda olabilir. Beşiktaş'ta durum budur arkadaşlar. Hepinize sağlık dolu günler diliyorum.